Batman'ın Kozluk ilçesinde belediye başkanının hedef alındığı silahlı saldırıda kadın öğretmen hayatını kaybetti. İlçe merkezinde belediye başkanı Veysel Işık'ın bulunmadığı sırada aracına kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda seken kurşunlar olay yerinden geçen Kozluk Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde görevli 22 yaşındaki kadın müzik öğretmeninin bulunduğu araca isabet etti. Ağır yaralanan öğretmen kaldırıldığı hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olay yerinden uzaklaşan araç, Bekirhan Belde Jandarma Karakolu önünde uygulama yapan güvenlik güçleri tarafından dur ihtarına uymayınca infilak ettirildi. Olay yerinde bulunan iki asker ve bir vatandaş yaralanırken saldırıyı gerçekleştiren bir terörist etkisiz hale getirildi. Terör örgütü PKK mensuplarınca araca yönelik silahlı saldırı düzenlenen Batman'ın Kozluk Belediye Başkanı Veysel Işık olayın ardından şu açıklamaları yaptı. Terör saldırısı doğrudu. Bugün sabah 11'de evden çıktım. Makama doğru gittiğimde yaklaşık bir 10 dakika makamda oturduktan sonra işte diğer özel aracımıza bir saldırı olduğunu söylendi. Tabii ben hemen aradım, abimi aradım. Doğrudur, evimizin hemen çıkışında 20 metre Hasan Acil girişinde özel aracımızın tarandığını söyledi. Ben de kalktım hemen aşağı indim. Baktım orada tabii saldırı olunca bir de arada da öğretmenlerin kullandığı ve bindiği bir araç. O da tesadüfen saldırıya uğramış. Orada maalesef bir öğretmen arkadaşımızı kaybettik. İki öğretmen de yaralı. Ve aracımızda da 10-15 tane mermi isabet etmiş. Allah'tan onda bir şey olmuş. Avukat yeğenim kullanıyordu onu. Allah'tan bir şey olmamış ona. Tabii ki aynı araç büyük ihtimalle işte istihbaratın yaptığı takibe göre bu araç buradan hemen sonra Kozun çıkışındaki olan Bekirhan askeri noktada orada bir bombalama eylemine girişiyorlar. Daha orada teröristin biri zaten intihar edip ölüyor. Diğer iki kişi kaçtığını söyleniyor.